Minecraft'ın en gizemli serisi Devil Eggs'in önceki bölümünde Brian'ın patlaması, Steve'in ortadan kaybolması, bir de bunların üzerine Zeus ve Brian'ın tuzağına düşmemle birlikte Alex'e dönüşmüştüm. Evet, gerçekten o gün Giant Alex efsanesiyle Minecraft oynadım. Hatta kendi karakterimin bile yanına gittim. Bu çok özel bir andı. Kendi karakterim baygındı ve beni uyandırmak için Alex olarak tonla şey yaptık. Ama bunu başaramadık. Bulduğumuz bir kitap sayesinde ise Brian'ın yerini öğrenmiştik. Brian Kanlıköy'deydi. Alex'in tek isteği ise Brian'ı kurtarmak. Ona bir vefa borcu var. Hızlıca Kanlıköy'e gittik. Bölgedeki dinekleri öldürdük ve köyün altındaki mahzene girdik. Burada ise Steve'i yerde kanlar içinde yatarken bulduk. Belki de Steve Brian yani kardeşini bulmak için buraya gelmiş ve player tarafından ya da tavşan diğer örgütü tarafından alt edilmişti. Bu korkunç bir görüntüydü. Ryder'ın olduğu bölgeye indim. Tek amacım Brian'ı bulmaktı. Ve buldum. Buldum ama tam o sırada Steve sohbete kardeşimin bu halde olmasının sorumlusu sensin Alex yazdı. Ne? Alex mi? Steve resmen Alex'e gözümüzün önünde ihanet ediyordu. Tam o sırada hem Brian hem de Steve üzerimize koştu. Alex olarak çok ağır bir darbe yedik ve ekran karardı. Tekrardan uyandık ama bu sefer kendi karakterime döndüm. Şimdi ise Alex'e ne oldu, Steve neden bunu yaptı gibi soruların cevabını aramak için bölümü başlatıyorum. Giant Alex'in 44. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce hızlıca alttan bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dostlarım yani bunlar istemem artık çok normal. Desteklerinizi bekliyorum. Hedefimiz 1.1 milyon abone olmak ve Instagram'da şu anda bakın yakamda çıktı Instagram'ım. Bir PlayStation 5 çekilişi yapıyorum. Direkt bana açıklamada klikten Instagram'ıma gidin. PS5 çekilişine katılın. Umarım sana çıkar dostum. Ve yeni Alex bölümü 30 bin beğeniden sonra sizlerle olacak. Onu da baştan söyleyeyim. Sonra abi niye Alex gelmiyor demeyin. Ve tabii ki de abone olduğunuz zaman videomda isminiz gözüküyor. Evet dostlarım, şu anda yepyeni bir Giant Alex bölümündesiniz. En sonki Giant Alex bölümünde gerçekten bizi şaşkına çeviren bir ton olay yaşandı. Hatırlarsanız ki ben Alex oynadım geçen bölüm ve bu gerçekten inanılmaz bir şeydi. Giant Alex olarak, yani tam olarak aslında Giant Alex değil, büyük halin değil ama Giant Alex'in Giant Alex olmadan önceki halini oynadım. Sırf Brian'ı kurtarmak uğruna Kanlıköy'e gittik ve Kanlıköy'de Steve bize ihanet etti. Bize saldırdı dostlarım. Yani bakın, Brian ve Steve zaten kardeş, artık bunu öğrendiniz. Ve Steve Brian'ın bu hale gelmesinden Alex sorumlu tutuyor. En son chat'e yazdığı mesajı hatırlayın. Bunun sorumlusu sensin Alex, bunun bedelini ödeyeceksin dedi ve ondan sonra bir taraftan bize Brian koştu, bir taraftan bize Steve koştu. Ve ortada bana saldırdılar ve bir anda siyah ekran girdi ve tekrardan burada oyuna başladık. Ve tekrardan Borolo, kendi karakterime dönerek başladım. Ve yine hatırlarsınız ki geçen bölümde kendi karakterim yani Borolo karakteri burada yatıyordu. Ve biz Alex olarak ona bir test kit uygulamıştık. Hiçbir şekilde uyanmıyordu kendi karakterim. Yani şu anda benim kendi karakterime ne oldu? Bakın ben bunu da merak ediyorum. Trailerinizi yoruma yazın. Çünkü bana Alex geçen bölüm bir test kit uyguladı. Ve bu test kiti beni belki bir denek yapabilir. Belki beni başka bir şey yapabilir. Cidden bunun konuda hiçbir fikrim yok. Şu anda hiçbir itemim yok. Hiçbir envanterimde hiçbir eşyam yok. Bütün kitaplar kayboldu. Zırhlarım kayboldu. Kılıçlarım kayboldu. Her şeyim kayboldu. Ve bunun yanında da dostlarım şu anda Kanlıköy'e gitmek için çok heyecanlıyım. Direktman Kanlıköy'e gideceğiz. Yine bayağı bir yolculuk yapacağım. Artık bıktım zaten. Oradan oraya git, oradan oraya gel, oradan şuraya git, oradan buraya git. Yani sürekli 5600 blok yürümekten artık sıkıldım. Ama şu anda çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Orada Alex'e ne oldu? Brian ve Steve şu anda orada mı? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Sandıklarda bana yardım edecek falan ne bileyim bir kılıç, bir altın falan bir şey var mı? Tam hatırlamıyorum ama burada birileri var mı lan, bir dakika. Dostlarım şu an çok heyecanlıyım. İşte en son buradan Alex benden test kitini almıştı. Beni denek yaptı. Hiçbir şeyim yok şu an. Hiç sıfır yani. Her şeyim kayboldu. Ve Alex yani resmen Steve Alex'e saldırdı. Brian'le bir oldular. Alex'e ihanet ettiler. Alex onlar için o kadar uğraştı dostlarım. Gerçekten çok garip bir olay şu anda. Hani gidişat o kadar garipleşti ki. Bir de biz Steve'i kanlı olarak gördük. Hani bildiğiniz Steve kanlıydı. Şu an aşırı korkuyorum. Ve çok karanlık. En sonki buradaki yolculuğumda buradan yürürken hatırlarsınız ki geçen bölümde Brian'ı görmüştüm. Hayatımı kaydırmış dostlarım Brian. Bana bir yumruk attı, hayatım kaydı. Yani o yüzden bilmiyorum ama Brian ve Steve'in şu anda burada olmadığını eminim. Çünkü geçen bölümde en son kısımda Kanlıköy'de Alex'e saldırmışlardı. Yani o yüzden büyük ihtimalle yine oradadırlar diye düşünüyorum. Belki orada değillerdir bile. Belki Alex'ini bir yere kaçırmışlardır. Bunları kırabilir miyim? Kıramıyorum. Şu an çok heyecanlıyım dostlarım. Steve'e ne oldu? Brian'a ne oldu? Alex'e en önemlisi ne oldu? Player nerede? Tavşan diğer örgütü şu an ne yapıyor? Bakın buradan bir çıkış vardı hatırlıyorum. Geçen bölüm ben buradan çıkmıştım. Direktman buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ekrana ne oldu? Lan ne oluyor? Bir dakika. Alex'in bana uyguladığı test kiti. Bakın ben size bir şey diyeyim mi dostlarım? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben galiba %100 denek olacağım. Yani bunu zaten tahmin edebiliyordum. Geçen bölüm Alex'e olan şeylerin aynısı bana da oluyor. Ve ekstradan ekranım kıpkırmızı oldu lan. Acaba nasıl bir denek olacağım? Burada eşya ve eşya hiçbir şey yok mu lan? Hiçbir şey yok. Dostlarım şu an çok tedirginim. Bana ne olacak lan? Geçen bölüm hatırlıyor musunuz? Kanlıköy'e deneklerle savaşırken ve Brian'ı Steve'i arırken Alex olarak. Alex'e de aynı şeyler olmuştu. Ve Alex ne yapmıştı hatırlayın? Alex bulduğu bütün eksileri içmişti sırf intihar etmek için. Ama bulduğu eksileri içtikten sonra ise çok güçlendiğini söylemişti. Yani Alex'e gelen etkiler
bize de geldi. Demek ki dostlarım galiba biz de denek olacağız. Direkt kanlı köye gitmem lazım. Şu an koordinatım çok fazla. Aşırı uzaktayım. Yani hayvan gibi yürümem gerekiyor. Direkt ben bir ağaç bir şey kazacağım. En azından bir kendimi savunacak bir taş baltam, taş istemem, taş eşyam bir şeylerim olsun istiyorum. Lan! Sabit direkler. Bir dakika bir dakika, hiçbir şeyim yok. Öldürür, direkt öldürür. Sabit direklerin burada ne işi var? Tat kaç. Abi bir dakika. Player'a da her kimse bilmiyorum. Zeus olabilir, Brian da olabilir. Birileri sabit direkleri buraya göndermiş. 4 tane. Abi aciliyetle benim kendimi birazcık geliştirip direktman kanlı köye gitmem gerekiyor dostlarım. Direktman kanlı köye gitmem gerekiyor. Direktman kanlı köye gitmem gerekiyor. Bak yine geldi, yine geldi, etki yine geldi, etki yine geldi, etki yine geldi. Abi bu kırmızılık neyin nesi? Dostlarım bana ne oluyor? Abi direkt kendime bir kılıç yapmam lazım. Denekler sürekli galiba beni takip edecekler. Çok dostlarım, çok aksiyonlu bir bölüm olacak büyük ihtimalle. Kemerlerinizi bağlayın, çayınızı kahvenizi hazırlayın ve bu Giant Denex'in manyak bir bölümünün tadını çıkarın. Oğlum ben köye nereden gideceğim? Bir dakika, galiba buradan gideceğim. Dostlarım bakın, burada hemen bir mağara buldum. Ufak bir mağara. Burada kömür vesaire de var. Hani direktman böyle bir boşluk yakalamışken bunları da al. Bak bak yine geldi dostlarım, yine geldi. Bulanıklık geliyor. Oğlum sürekli olup duruyor. Abi sürekli oluyor dostlarım. Çok korkuyorum şu an. Gerçekten çok korkuyorum. Aa odunum bitmiş. Allah kahretmesin. Evet dostlarım, şu anda bayağıdır bir yolculuk yapıyorum. Ciddi anlamda hani bir yaklaşık yine bir 15 dakikam falan gitti. Bayağı köpek gibi yürüdüm yani ve yürüdüm, ondan sonra yani yürürken de şöyle şeyler başıma geldi. Şimdi size onları anlatacağım. Dostlarım bakın, öncelikle ilk fark ettiğim şey, yani sürekli denekler geliyor bu arada. Yani onları çok göstermek istemedim çünkü denekler geliyor. Deneklerden kaçıyorum falan. Orayı full bir şekilde keseceğiz videoda. Çünkü çok uzun bir yürüme yolculuğu yaptım. 15 dakika vesaire madende kaldım. Maden yaptım bakın, kalkanımı falan bir şekilde yani birazcık kendimi geliştirdim ve şu anda kanlı köye gerçekten de bir 1000 blok falan kaldı. Artık az kaldı. Ama fark ettiğim garip ve ince detaylar var şu anda oyun içinde bakın. Bunlardan birincisini size gösterebilecek olursam, hemen bakın şurada bir inek var. Dostlarım fark ettiğim ilk şey şu. Hatırlar mısınız bakın, Alex geçen bölümde bulduğumuz Alex kitabını hatırlayın. Alex kitapta kanlı köyün altındaki bütün bulduğu iksirleri içtiğini, intihar etmek istediğini ama tam tersine kendisinin güçlendiğini, yani bu iksirleri içtiği için bir anda çok fazla güçlü olduğunu ve boyunun uzamaya başladığını söylemişti. Hatırlıyor musunuz? Yani Alex'in yaşadığı şeyleri hatırlayın. Aynıları size durum bakın, bende de oluyor. Bak gerçekten bende de oluyor. İlk olarak bakın shift'e bastığım anda karakterim deliriyor dostlarım. Yani daha önceden böyle bir şey yoktu. Bak shift'e basıyorum, ekrana baksanıza. Böyle garip bir şey oluyor yani. Bunun dışında bakın, mesela elimde şu an ya yumruktayım. Normalde bir yumruk vurarak ineğe tek atamazsınız. Ama şu an bakın ineğe tek atabiliyorum abi. Ben denek oldum bak size diyorum. Dostlarım Borolo denek oluyor. Proje 9 Borolo. Gerçekten Borolo. Abi kılıca gerek yok. Ben şu an tek atıyorum yani bakın. Böyle bir şey mümkün mü abi? Bak izleyin. Abi şaka gibi lan. Birisi bana bir şey yapmış olabilir dostlarım. Gerçekten dedirmek istiyorum. Artık kanlı köye çok az kaldı. Şu an durum böyle dostlarım yani. Aa kanlı köye geldim. Bak bak direkler var. Bak bir dakika bak. Dostlarım direklere de iki vuruşta öldürüyorum. Abi ne oluyor? Bakın geçen bölüm burada Alex'in sakladığı TNT'leri almıştım. Abi direktman içeri gireceğim dostlarım. Şu an heyecanlı Rook'ta. Alex hiç aşağıda mı? Brian Steve aşağıda mı? Geçen bölüm en son. Abi tek atıyorum. Bak yine geldi. Sürekli bu efektler de gelip duruyor. Bak yine geldi. Ekranım kırmızı oluyor abi. Buraya gel. Buraya gel lan artık. Proje 9 borulu ama bayağı vuruyorlar. En son tren yolundalardı. En son tren rayının olduğu yerdelerdi. Kuyu burada. Direkt aşağı indirin dostlarım. Eska! Bana şanslıyım. Alex'i kurtarmam gerekiyor. Umarım Alex ölmemiştir. Bak burayı patlatmıştık. Burayı patlatmıştık. Bunu Alex'le yapmıştık. Bu dinekleri geçen bölümde Alex'le öldürdük. Bakın hepsi yerde birer birer yatıyorlar. Şu sandıklara bakacağım, bir şey vardır belki. Ne bileyim. Dostlarım işe yarayacak bir şey arıyorum. Belki bir şey buluruz. Yani hiçbir şey kaçırmamam lazım. Alex ve Steve ve Brian aşağıdalardı. En son aşağıdalardı. Bunları alırım. Burada bir kitap var. Ha lan diyorum, bu kitap da yine mi buraya koyuldu? Dostlarım bu kitap, hatırladım. Bu kitap benim yani geçmişe döndükten sonra bu kitabı bu sandığa bırakmıştım. Envanterimde galiba yer yoktu. Projeydi kitabı. Lan bir an korktum, yeni kitap sandım. Dostlarım direkt aşağı iniyorum. Buralara bakmayacağım. Vakit kaybetmeyeceğim. Direkt aşağı iniyorum. Direkt aşağı iniyorum. Evet, burada en son zaten Alex'e geldiğimizde de portal yok olmuştu. Bunu hatırlıyorum. Onun dışında ekstra burada bir değişiklik yok. Abi bana Alex lazım. Alex. Umarım dostlarım dualarınızı... Yani sürekli bu olmasın abi. En azından bir şey olacaksa olsun. Deneye dönüşeceksem dönüşeyim. Dev Borolo mu olacağım artık? Proje 9 Borolo mu olacağım? Kafayı yiyor dostlarım. Oyun harbi kafayı yiyor.
İniyorum abi. İniyorum. Bak yerine kadar hatırlıyorum. Yerine kadar hatırlıyorum. Alex de bizi Steve. Hayır Steve. Steve de zaten var ya bak, ben Steve'i hiç sevmiyordum. Serinin başından beri. Steve böyle hep silik bir karakterdi. Yani Brian'ı seviyorum ama Steve'i günahım kadar sevmiyorum. Hem geçen bölümden önceki bölüm yani part 42'de kardeşini patlattı. Manyak harikulade bir plan yaptılar ve kardeşini patlattı. Onların planıydı. Ondan sonra bir de kardeşimin başına gelenlerden sen sorumlusun diye Alex'i saldırdı. Yani anlayacağınız uzun lafı kısası, Steve'i günahım kadar sevmiyorum. Şu an abi bir dakika. Ustam şu an hiç ciddiye bindi. Bakın Alex olarak ben geçen bölümde buralarda bir yerde pusuya düşürüldüm. Brian ve Steve tarafından. En yakın iki dostum tarafından. Alex'le en yakın iki dostum tarafından. Bir dakika bir şey diyeceğim. Burası karanlık değildi ki. Burası karanlık değildi. Böyle değildi. Burası böyle değildi. Ben mi yanlış hatırlıyorum lan? Burası böyle değildi sanki. İşte pusuya uğradığımız koridor tam olarak burası dostlarım. Tam burası, evet, bakın karşıda raylar var. Lan. Evet. Ben tam burada durmuştum. Steve bana burada tam mesaj atmıştı. Kardeşimin bu hale gelmesinden sorumlu sensin demişti. Brian'ı kastetmişti. Yani Brian'a zehirlenmesinden Alex'i sorumlu tuttu Steve. Ve o mesaj geldikten sonra ben Alex olarak tam burada kafamı çevirdim. Steve kanlı bir şekilde yerde yatıyordu onu gördüğümüzde. Ve bir anda ayaklandı ve karşımda burada duruyordu. Bana koşmaya başladı. Brian da buradaydı. Brian da bana buradan koşmaya başladı. Sonrasını bilmiyoruz. Ve burada bir yol açılmış. Bu yol nereye gidiyor? Yerde kanlar var. Bak sakın tahmin ettiğim şey olmasın. Sakın Alex'te bir şey olmasın. Sakın Alex'te bir şey olmasın. Oğlum bu yol nereye gidiyor? Bak yavaşlama da geliyor. Bir dakika, bu sefer yavaşlama da geldi. Abi kork dostlarım, şu an harbiden korkmaya başladım. Lan orası neresi? Böyle bir yol yoktu. Daha önce böyle bir yol yoktu. Eminim. %100 eminim. Geçen bölümde de yoktu. Daha önce de yoktu abi. Bu yol yeni yapılmış dostlarım. Yani bu yol biz Alex belki de o dayağı yedikten sonra, pusuya düşürüldükten sonra bu yol yapıldı. Tamam, bu çukuru biliyorum abi. Kanlı köy hemen yanındaki çukur burası galiba. Ne oluyor? Yağmur başladı. Ekran kırmızı. Dostlarım bu mezar kimin? Hayır. Yerde kanlar vardı. Bakın yerde kanlar var. Bu tüneli full kanlar takip ediyor. Yerde kanlar var. Mezar var. Alex. Bu mezar Alex'in olabilir. Bir dakika, bu mezar Alex'in olabilir. Alex abi çok erken değil mi şu an? Bakın şu anda biz önceki zamanlara döndük ve geleceği değiştirebilme yetkisine sahibiz. Çünkü geleceği biliyoruz. Ne olacağını biliyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Belki de Alex öldü dostlarım. Bakın bu mezar kimin için yapıldı o zaman? Abi en son bakın tam öldüğüm kısımda tünel açılmış. Tünel oluşmuş. Alex'i tam vurdukları yerde. Brian ve Steve. Ve ondan sonra yani tünel açılmış. Tünel yeni oluşmuş ve tünelin sonunda bir mezar var. Bu mezar kim için yapılmış olabilir? Brian ve Steve dimdik ayaktaydı. Bu mezar Alex için yapılmış olabilir. Alex ölmüş olabilir. Ve mezarı hiçbir şekilde açamıyorum. Abi bu mezarda ne var? Neredesiniz lan Brian Steve? Neredesiniz lan? Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Abi aklım kazabiliyorum. Aklıma bir fikir geldi. Bu mezarın kime ait olduğunu öğreneceğim. Size söz veriyorum. Dostlarım biz Steve'i nasıl çağırıyorduk? Cahil Steve, normal Steve'i biz nasıl çağırıyorduk? Hatırlayın. Nasıl çağırıyorduk abi? Köydeki bir evin kapısını rastgele kapatıp açtığımız zaman Steve'i çağırabiliyorduk. Bunu deneyeceğim. Belki Steve gelir. Bakın her zaman bu kapıyı açıp kapattığımda Steve geldi. Ama şu an geçmişteyiz. Yine birkaç bölüm önce bu kapıyı açıp kapattığım zaman bunu Alex söylemişti. Kapıyı açıp kapattım ve normal Steve gelmişti. Belki yine Steve gelir. Belki o şekilde ona ulaşabilirim. Ve gelirse ne yapacağını bana saldıracak büyük ihtimalle, çok merak ediyorum. Steve'i çağıracağım dostlarım. Belki Steve gelir. Yapıyorum dostlarım. Hayvan gibi de bak, direkt oraya çıkar çıkmaz yağmur başladı. Gördünüz mü? Ve şimşekler çarpıyor şu an. Yapıyorum. Lütfen gel Steve. Ağzım. Buraya lütfen gel. Ne oluyor? Geldi! Geldi! Steve! Saldırmayacağım. Ne yapacak? Ne yapacak? Bir dakika, ne yapacak? Çok merak ediyorum şu an. Ne yapacak?
seni tekrar buldum yazdı. Bir dakika, bir şeyler yazacak, yine bir şeyler söyleyecek. Tipine baksanıza, sanki cahilsin gibi ama suratı, gözleri var. I couldn't save Brian. Brian'ı kurtaramadım. I don't know where Alex is. Alex nerede bilmiyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Bir dakika, bize yalan söylüyor şu an. Alex nerede olduğunu bilmiyorum. I screwed up everything. Her şeyi batırdım. I gave my brother to them with my own hands. Kardeşimi kendilerine onlara verdim. Bir dakika, bu mesajda şu yazıyor. Onları bulabileceğimiz ve bakacağımız tek bir yer kaldı. Kardeşimi kurtarmam gerekiyor. Alex'i bulmam lazım. Mağaradaki rayonuna ilerleyerek onların bölgesine gidebiliriz. Alex orada olabilir. Ben burada bekliyor olacağım. Bunu lütfen bizim için yap. Şans seninle olsun. Dostlarım, Steve yüzümüze baka baka yalan söylüyor. Ne dedi bana, bir dakika? Mağaradaki rayonuna ilerleyerek onların bölgesine gidebiliriz. Mağaradaki rayonundan mı? Hayır, oradan gitmeyeceğim. Dostlarım, Steve'e güvenmiyorum. Steve bize yalan söylüyor. Bir dakika, Steve nereye gitti? Steve'i takip edeceğim. Steve'i takip edeceğim. Dostlarım, gördünüz mü? Bakın, Steve gerçekten geldi ve bize yalan söyledi. Alex'in nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Brian'ın... Bir dakika, Steve orada gidiyor, bir yere gidiyor. Nereye gidiyor lan? Abi, beni mağara yoluna yollamaya çalıştı. Beni mağara yoluna aşağı indirmeye çalıştı beni. Bakın, bana tam olarak şunu söyledi. Bakmadığımız bir yer kaldı. Ray yolundan giderek Alex'in ve Brian'ın tutulduğu yere bakabiliriz. Ben burada kalacağım. Sen git gibi bir şey söyledi bana. Nereye gitti bu? Yok oldu, bir dakika. Steve gözümüze baka baka yalan söylüyor. Lan burası neresi? Nereye gidiyor lan bu? Aaaa! Steve! Dostlarım, Steve ne yapmaya çalışıyor? Abi, az önce kapıları çarptım. Ben hala inanamıyorum. Çok hızlı gelişti her şey. Bana we can follow the rail pad. Mağaranın altındaki ray yolunu takip et. Alex orada olabilir. Ben seni burada bekliyor olacağım. Lütfen bize yardım et. Bunu lütfen yap gibi bir şey söyledi. Abi, az önce Steve rayla gidiyordu. Bir anda buraya geldi. Sonra yine bir yok oldu. Ne oluyor oğlum? Oyun bug'a mı girdi? Burası neresi? Bakın, ilk defa buraya geliyoruz. Steve beni mağaraya gönderecekti. Bakın, asla Steve'e güvenmem. Bana yalan söylüyor. Alex'i öldürdüler. Birleşip Alex'i mi? Konuşamıyorum. Alex'i mi aldılar ve öldürdüler? Ve buraya ilk defa geliyoruz. Steve'i takip etti ve garip bir yere geldim. Seni tekrar buldum. Brian'ı kurtaramadım. Alex'in nerede olduğunu bilmiyorum. Yalancı sen var ya. Her şeyi berbat ettim. Sen yalancının önünde gidenisin. Buraya doğru nereye gittiğini çok merak ediyorum. Belki de ilk defa gideceğimiz bir yere götürüyor burası bizi. Çünkü buraya ilk defa geliyoruz. Ben burada bu lokasyonda böyle bir rayon olduğunu bilmiyordum bile dostlarım. Bir dakika, Steve şu an buradan gitti mi, geri mi döndü, o anda bir bug oldu bilmiyorum ama buraya doğru takip edeceğim. Belki de bu tuzaktır. Steve'in bana yazdıklarını şu an anlamaya çalışıyorum. Tekrarlayacağım. Seni tekrardan buldum. İlk yazdığım mesaj. Brian'ı kurtarmak, yalan söylüyor. Brian'ı kurtaramadım diyor. Ve bak, en büyük yalanı burada. I don't know where Alex is. Alex'in nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Ulan, ben Alex'i geçen bölüm oynayan bendim. Alex'e bir olup saldırdınız. Brian ve sen. Artık düşmanımsınız oğlum. Artık ikiniz de düşmanımsınız. Dostlarım, bakın, size yine abartısız söylüyorum. 10 dakikadır tren yolculuğu yapıyorum. Şu an nereye gideyim inanın bilmiyorum. Böyle bir yolu daha önce girmedik. Yani Steve'i takip ettiğim patikada öyle bir ray yolu olduğunu bilmiyorduk. Ve Steve şu an nerede? Bir dakika, orada vagon var. Bir yere geldik. Bir yere geldik. Bir yere geldik. Bir dakika, bir yere geldik. Bir yere geldik. Oğlum, oyuna ne oluyor dostlarım? Bak, vallahi oyuna bir şey oluyor. Bak, görüyoruz mu? Ekran nasıl titriyor? Ne oluyor lan? Dostlarım, burada vagon var. Steve burada bir yerde. Steve nereye geldi? Beni başka bir yere gönderdi. Kendi buraya geldi. Burası neresi? Kimlerle işbirliği yapıyor? Steve, o bir dakika, o Steve'di. Dostlarım, o Steve'di. Kim lan? Bir dakika, Steve. Steve'in esine konuşuyor. Kardeşimin, bir dakika, hold on, gitti. Kardeşimin eski haline gelmesi ne kadar sürer? Konuştuğu kişi kim? Dostlarım, bakın, orada iri yarı bir tane... Lan! Bir dakika, ben bu adamı tanıyorum. Dostlarım, ben bu adamı tanıyorum. Dostlarım, ben bu adamı tanıyorum. Bakın, şu ekranda gördüğünüz adam bu. Ana üstte karşımıza çıkan... Astroloji, bir dakika. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bak, ana üstte karşımıza çıkan adam bu. O adamla konuşuyor. How long will take? Kardeşimin eski yere dönmesi ne kadar vakit alır gibi bir soru sordu karşısındaki doktora. Bak, o, dostlarım, o doktora var bak. Yemin ediyorum, onu hatırlıyorum bak. Ana üstte karşımıza bir tane odada çıkmıştı. Bile ben o tarzda çıkmıştım. Dave hatta böyle bayağı kalıplıydı. İsmi de... Abi, ismi ağzımın ucunda doktor bir şeydi ya. Lan, o adam değil mi bu? Bir dakika, Anonymous 1896-54 mü? Bunun da ismi gizli, bir dakika, bunun da ismi gizli. We need to wait one week for this. Bunun için bir hafta beklemeliyiz. Hatırla Steve, zehir sana da bulaştı. Aynı işlemi sana da uygulamalıyım. Ne işlemi lan bu? Steve de bunu farkındayım. Hemen yapalım. Geliyor, onları geliyordu. Bir yere gidiyorlar. Dostlarım, şu an ne oluyor? İnanın anlamadım. Steve nereye geldi oğlum?
Burası neresi? Steve neyin peşinde abi? Steve kimlerle işbirliği yapıyor? Bir dakika şunu hızlıca baştan size okumak istiyorum dostlarım. Bak Steve gelir gelmez tamam bak buraya. Demek ki dostlarım gerçekten Steve bizi satmış. O doktora ben hatırlıyorum. O doktor tavşan diyarında çalışıyor. Çok önceki bölümlerde ana üsteyken biz gelecekte yani karşımıza çıkmıştı o doktor. Ona çok benziyor. Kaslı kalıplı bir doktor vardı. Adı neydi ya? O doktor dostlarım bak onun da ismi gizli. Anonymous 189654. Bak Steve gelir gelmez içeri girdi. Gördüm kapıyı açtığını. Doktora direkt şunu yazdı. Kardeşimi eski haline döndürmek ne kadar zaman alacak diye doktora soru sordu. Doktor ise bunun için bir hafta beklemeli cevabını vermiş. Sonra bak hatırla Steve. Zehir sana da bulaştı. Aynı işlemi sana da uygulamalıyım. Lan bu doktor bu Steve'i kandırıyor olmasın? Çünkü bakın Steve burada diyor ki kardeşimi eski haline döndürmek ne kadar sürer diyor. Demek ki doktora kardeşini tedavi ettirmek için getirmiş. Ama bu doktor tavşan diye anla çalışıyor. Ben hatırlıyorum eskilerden. Doktora diyor ki bir hafta beklemeliyiz. Sonra bak doktor bir şey daha söylüyor. Hatırla Steve. Zehir sana da bulaştı. Aynı işlemleri sana da uygulamalıyız. Lan Steve'i kandırıyor olmasın bu doktor? Bu doktor tavşan diyarından Steve. Ben bu doktoru hatırlıyorum. Bakın tekrar ekrana verdik fotoğrafını. Bu doktor dostlarım tavşan diyarında Anaüs'te karşımıza çıkan doktor. Lan demek ki Steve'i kandırdılar o yüzden Alex'e düşman oldu. Steve belki de bu doktor onlara vaat verdi. Dedi ki ben sizi düzelteceğim. Oğlum ben içeri nasıl gireceğim? Abi nasıl gireceğiz içeri? Dostlarım şu an elim ayağım birbirine girdi. Kafam karıştı. Bak orada biri yatıyor lan. Kim? Abi oyun vallahi bak dostlarım oyunu görüyoruz bak nasıl kafayı yedi oyun. Bu az önce yolsuzluk yaparken oldu. Abi bir yerden gidiş bir şey dostlarım ne bileyim. Bir dakika tiyatriler var. Tiyatrileri koyabiliyordum. Geçen bölüm tiyatrileri koyabiliyordum. Alex'in köyün altındaki mağaraya girerken tiyatrileri patlatarak girmiştim. Bunları koyabiliyor muyum? Allah'ım lütfen koyabiliyor olayım. Koyabiliyorum. Vallahi koyabiliyorum. Orada biri var. Sizde doktor buradan gitti. Tam buradan gittiler. Burada ne oluyor? Sen kimsin? Bir dakika. O enfekte mi? Ne? Doktor beni git dostlarım Steve ne yapıyor orada bir dakika içeride bir şey yapıyorlar bana ne yazdı lan bu sen kimsin bir dakika o enfekte bana enfekte dedi bir dakika ben enfekte miyim evet ben enfekteyim sürekli bulanıklık geliyor peki o doktor bunu nasıl anladı bir dakika o doktor bunu nasıl anladı nasıl anladı ki oğlum bana baktı ve benim enfekte olduğumu anladı. Dostlarım suratıma bakın. Bu ne anlama geliyor? Bir dakika bu ne anlama geliyor? Ben daha önce de zehirlenmiştim. Gözlerim kırmızı olmuştu. Dostlarım bu sefer direkt Giant Alex gibi suratım. Suratım direkt Giant Alex gibi. Sen kimsin? Bir dakika. O enfekte. Dostlarım dev borulu olacağım ben galiba. Dev borulu olacağım. Abi ben şu an inanamıyorum dostlarım. Bu nasıl olabiliyor? Bir dakika bu nasıl olabiliyor? Güçlendim. Her şeye tek atıyordum. Sürekli bulanıklık geliyor. Ekran kırılıyor. Yavaşlıyorum. Alex olan şeyler. Aynaları bana doluyor. Dostlarım delik olacağım. Size demiştim. Proje 9 bordo diye size söylemiştim. Geçen videonun yorumlarını yazmıştım. Bunlar kim oğlum? Lan bunlar nereye gitti? Bir dakika bu kapı... Göremiyorum ki. Lan göremiyorum. Burada bir kapı daha var. Ne oluyor lan? Yaşlı adam bu. Bu yaşlı adam. Doktor Zero. Yaşlı adam iki bölüm önce Alex. Alex'i öldürmüştük. Doktor Zero da geçen bölüm Alex öldürdü. İkisini de toplamışlar dostlarım. İkisini de toplamışlar. İkisi de burada.
Şu an Alex gibi suratım, Steve gibi, Giant Alex ve Giant Steve gibi. Gözlerim siyah ve ağzım simsiyah. Lan bu daha demin videonun başında böyle bir şey yoktu. Bu ne ara oldu? Yolculuk yaparken mi oldu? Nerede oldu? Bakış et basında da oyun bozuluyor. Demek ki Alex olan şeyler bana da oluyor. Dostlarım şu an gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Abi şu tipime bakar mısınız? Sadece durun ve şu tipime bakın. Yani şu an resmen Dev Alex, Dev Steve gibi bir şey oldu. Doctor Strange. Atlan kılıcı dostlarım, bu saatten sonra hepsi benden korksun. Dev Boron'a geliyor oğlum, Giant Boron'a, Proje 9 Boron'a geliyor oğlum. Tek attım dostlarım, doktora tek attım. Bu saatten sonra hepsi benden korksun. Player, Player sen de benden kork. Zeus sen de benden kork. Steve sen de benden kork. Brian sen de benden kork. Alex'in intikamını alacağım. Alex şu an nerede bilmiyorum, o mezar Alex'e mi aitti? Doktora tek attım. Doktora tek attım. Bir dakika, daha demin Steve buradaydı. Steve daha demin buradaydı. Hatta bakın şuradaydı, kapıdan görmüştük. Hatta doktor da buradaydı. Az önce patlama oldu, şimşekler çarptı. Hayır. Hayır, sakın tahmin ettiğim şey olmasın. Sakın tahmin ettiğim şey olmasın! Dev Steve. Dev Steve'e dönüştü. Dev Steve'e dönüştü. Hayır. Dev dostlarım, Dev Steve'e dönüştü. Bu şimşekler, bu yağmur. Tavan yıkılmış. Tavan yıkılmış. Dev Steve. Abi nasıl proje 4 Giant Alex'ti? Proje 5 Giant Steve'di. Alex'in Steve'den önce dev olması gerekiyor. Steve nasıl dev olabiliyor? Geçmişi değiştirdik. Çünkü kaderi değiştirdik. Kaderi değiştirdik. Dostları başardık. Bir şeyleri değiştirmeyi başardık. Giant Steve deneyi oluştu. Size yemin ediyorum, Giant Steve deneyi oluştu. Kandırdı. Steve'i kandırdı. O doktor Steve ve Brian'ı kandırdı. Bu ikisileri alacağım. Belki bir işi. Sandıklara bakmamız gerekiyor dostlarım. Kitap var. Kitap var. Dönüşüm raporu 14. Her şey yolunda ilerliyor. İkiz kardeşi tuzağa düşürdüm. Ona yardım edeceğimi sanıyor ve hiçbir şeyden haberi yok. Tek sıkıntı galiba o kızı öldürdü. Geldiğinde her yeri kanlıydı ve onun adını sayıklıyordu. O kızı da denek yapmamız gerek. Artık pek de güvende değiliz. Yarına kadar her şey hazır olmuş olur. Tavşan diyarına gitmek için sabırsızlanıyorum. Bakın dostlarım, ben size dedim işte, bakın kitapta da yazıyor, dedim size. Steve'i kandırdı, bakın. Bu kitap az önce o eriyor doktor, bak daha önce o doktora sizi yemin ediyorum gördük, hatırlıyorum %100 bak. O doktor tarafından yazılmış bir kitap bu. Dönüşüm raporu 14. Her şey yolunda ilerliyor. Everything is going well. Bak burada diyor ki, ikiz kardeşi tuzağa düşürdüm. Steve'den bahsediyor. İşte belki de Steve bizi ihanet etmek istemedi. Belki o dolduruşa geldi, tuzağa düşürüldü. Bakın az önce konuştuğu şeyleri hatırlıyor musunuz Steve'e doktorun? Ne diyordu Steve doktora? Kardeşim ne zaman eski haline dönecek doktor diyordu. Doktora bunu diyordu ki, işte bir hafta beklememiz gerekiyor. Unutma Steve, sen de zehri kapmışsan sana da aynı işlemi uygulamamız gerekiyordu. Yani Steve'e zehri kaptığını söyledi. Onu oraya götürdü. Steve de hemen hallederim bu işten gibi bir şey söyledi az önce ona. Hemen olduğu yolunu götürdü ve işlem uyguladı. Ve gittiğimiz az önceki mekanı gördünüz. Orada ona bir işlem uyguladı. Ve tepesine bakın. Tepesi dağılmış dostlarım. Patlamış, bölge patlama sesleri duyduk. Şimşek sesleri duyduk. Bunlar Giant Steve'in göstergesi. Çünkü dönüştürdü onu. Kandırdı. Steve'i kandırdı ve Steve Giant Steve'e dönüştü. Bak burada diyor ki, tek sıkıntı galiba o kızı öldürdü. Geldiğinde her yeri kanlıydı ve onun adını sayıklıyordu. Steve'den bahsediyor. Ve diyor ki galiba o kızı öldürdü. Kız dediği kişi de Alex dostlarım. Lan Steve galiba gerçekten Alex'i öldürdü. O videonun başında gördüğümüz ray yolu vardı ya, ray yolundan bir tane tünel açılmıştı. Tünelden yukarı çıktık ve bir mezar görmüştük. O mezar kime ait diye sormuştum size ve Alex'in olabileceğini söylemiştim. Lan Steve galiba Alex'i öldürdü dostlarım. Alex öldürse bu serinin hiçbir anlamı kalmaz ki. Serinin ismi Giant Alex zaten. Her yeri kanlıydı diyor. Kanlı olmasının sebebi Alex öldürmesiyiz. Normalde de kanlıyız zaten. Ve bakın burada diyor ki o doktor, o kızı denek yapmamız gerek. Ya Alex'ten bahsediyor. Kızı öldürüp öldürmediğini şu anda Steve'in bilmiyor bu doktor. Biz de bilmiyoruz dostlarım. O mezar kime ait? O mezarın içinde Alex var mı? O mezarı açamadık. Alex ölmüş olabilir Steve tarafından. Ve Steve şu an Giant Steve'e dönüştü. %100 bakın, eminim yani %100. Artık pek de güvende değiliz. Yarına kadar her şey hazır olmuş olur. Ve sonra diyor ki, Tavşan Diyarı'na gitmek için sabırsızlanıyorum. Yani yakın bir zamanda büyük ihtimalle Tavşan Diyarı Argus direktman Labyrinth'te, yani öbür boyuta, Tavşan Diyarı boyutuna da gidiyorlar. Durdurmam lazım dostlarım onları. Bakın bu sefer size sözüm olsun, asla izin vermeyeceğim. Tavşan diyar diye bir yere oluşmasına izin vermeyeceğim. Artık deneyim oğlum, ben de deneyim lan, ben de deneyim. Peki ben buradan şu an nasıl çıkacağım? Kıramıyorum ki hiçbir yeri. Yine mal gibi kaldık burada. Bakın şurada kapı gibi bir yer var. Burayı açmadık. Burayı açabilirim. Ya da buradan direkt geldiğim yerden gidebilirim. Ama burayı koordinatına bakayım, bulabilir miyim bilmiyorum.
Dostlarım burada şalter var. Ne? Bölge 2 dakika içinde yok mu edilecek? Dostlarım chatte bölge 2 dakika içinde yok edilecek yazdı. Ne? Kapatılmış. Ulan şansa bala buldum. 2 dakikamız var çıkmak için. Bir dakika bir şey diyeceğim. Vaktesur evet yaşlı tavşan diğer örgütü. Bunlar da buradalar. Bölge imha edecek diyor. Bir dakika çıkmam lazım. Lan burası neresi? Dostlarım içeride Vaktesur ve yaşlı adam kaldı. Oha eve bak. Bir dakika. Bölge imha edildi. TNT'ler patladı. Hayır. 5x5. Ayak izleri. Giant Steve. Ayak izleri var. Ayak izlerini takip edeceğim. Giant Steve buradan bir yere gitmiş olması gerekiyor. Abi bu şaka mı? Lan bu şaka mı? Bak yine efekt geldi. Dostlarım yine efekt geldi. Bir şeyler olacak ama hadi hayırlısı. Şu an ortalık iyice kızıştı. Alex öldü mü? Steve Giant Steve'e dönüştü. Az önce aşağıda Daktezur ve yaşlı tavşan diğer örgüt üyesi yatıyordu. Daktezur da normalde ölmemişti. Gelecekten geliyordu ve gelecekte yaşıyordu. Ama şimdi onu da öldürdük. O kaslı doktor da yaşıyordu. Onu da öldürdük. Abi seri bitiyor galiba. Herkesi tekrar tekrar öldürüyoruz. Bak şu an sürekli geliyor. Ayak izlerini takip edeceğim. Abi Steve nereye gitmiş olabilir? Yine yağmur başladı. Buradan devam. Player'ı gördüm. Dostlarım player'ı gördüm. Player buraya gel oğlum. Bu sefer affetmek yok seni player. Neredesin? Dostlarım artık ben de süper deneyim. Bu sefer artık affetmek yok lan seni player. Oğlum hepinizin üstesinden geleceğim. Hepinizin içinden geçeceğim. Neredesin? Dostlarım bir de bak. Alex! Alex orada. Steve de burada. Alex. Alırım 391-478-5 eski ismine geri dönmüş. Dostlarım şu saniye bakın. Giant Steve arkada. Player V'in Alex. Eğer Alex'i kurtarmak istiyorsan sandıktaki iksiri iç. Eğer iksiri içmezsen Alex gözlerinin önünde ölecek mi? Gelecekte ne olduğunu biliyorsun. Kaderi değiştirmeye hazır mısın? Giant Steve. Player. Eğer sandıktaki iksiri içersen Alex'i kurtarırsın diyor. Eğer iksiri içmezsen de Alex gözlerinin önünde ölecek diyor. Geçmişte ne olduğunu biliyorsun dostlarım, bakın. Geçmişe dönmemize rağmen bizi player'a hala tanıyor. Ve diyor ki en sonunda da kaderi değiştirmeye hazır mısın? Hazırım. Hem de çok hazırım. Beni görüyor musun player? Beni görüyor musun ha? Şu halime bakıyor musun? Bunun eseri sensin oğlum. Giant Steve bakın dostlarım. Aynı gözlerim Giant Steve gibi. Bakın ağzım Alex gibi. Artık ben de deneyeyim player. Artık benden daha güçlü değilsin. Belki de senden çok daha güçlü olacağım. Bunu bilemezsin player. Regeneration Resetter. Yenileme resetleyici mi? Anlamadım. Şu an çeviremiyorum dostlarım. Kafam çok gitti. Regeneration Resetter diye bir iksir var. Ve bu iksiri eğer içersen Alex'i kurtaracağımı söylüyor. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika. Player'ı kandırabilirim. Bakın benim şeyden aldığım iksire bakın. Ben bunu doktorun olduğu laboratuvardan, Steve'in Giant Steve'e dönüştü laboratuvardan aldım sandıkta. Yoğun iksir diye bir ışık iksir var. Bu iksiri içiyorum diye bu iksiri içsem. Çünkü player'a hiç güvenmiyorum. Ya ben bu iksiri içtiğim zaman Alex'e bir şey olsa, ya bana bir şey olsa. Alex'i kurtarmak zorundayım dostlarım. Alex benim her şeyim. Alex'i kurtarmak zorundayım. Bakın şu an elimde tuttuğum iksir player'ın bana içmem gerektiğini söylediği iksir. Ama şu anda 6. slotta bulunan iksir ise benim çaldığım iksir. İksiri bir dakika. Chest'teki sandıktaki iksiri içmeyeceğim dostlarım. Bakın bu iyon güç ışını iksirini içeceğim. Bakın iyon güç sıvısı. İyon ışınları güç sıvısı gibi bir iksir var burada. Bunu içeceğim. Player'ı kandıracağım. Hepimizi player mı kandıracak? Şu saniye bakın abi. Alex yerde yatıyor. Player Alex'in önünde. Steve de oradan bana devasa bir şekilde bakıyor. Bunu yapacağım. Dostlarım bakın şu an elinde dediğim gibi player'ın verdiği iksir var. Sandıktaki iksir. Direktman 6'ya basıp onu vuracağım. Onu fırlatacağım. Umarım anlamaz. Ya da umarım kabul eder. Bir şey olur. Şu an yanlış iksiri vurdum. Onu söylediği iksiri vurmadım dostlarım. Ne olacak şimdi? Alex bakın yaşıyor. Alex nefes alıyor dostlarım. Kollarına bakın. Alex nefes alıyor.
dışarıda. Başka bir iksiri bastım ama dostlarım gittiler. Alex'e bir iksir vurdu. Hayır. Kime dönüşeceğim? Bakın geçen bölümde de bu olduğunda birisine dönüşmüştüm. Kime dönüşeceğim? Şu an ne olacak? Gerçekten aşırı merak ediyorum dostlarım. Galiba bayağıdır bu kadar eğlenceli bir bölüm olmamıştı. Bu kadar heyecan verici bir bölüm olmamıştı. Giant Steve'i gördük. Giant Steve'in nasıl oluştuğuna tanıklık ettik. Şu an ekranın bakın geçen bölümdeki gibi yine siyahlaştı. Giant burnu! Kapı lan bu!